Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolunda. İstediğiniz gibi gidiyordur. Beni soracak olursanız iyiyim çok şükür. Bugün bir hastane doğum çantası videosuyla karşınızdayım. 34. haftamdayım. Gerek sizler gerek de yakınlarım muhakkak doğum çantanı hazır et dediniz. Çünkü kız çocukları erkenden gelebiliyor, sürpriz yapabiliyor. Ben de hazırda bulunsun da aklım kalmasın istedim. Zaten çoğu eksiğimi de tamamladım. Gerekli gördüklerimi şimdi bunu kızımızın odasına koyacağım. Gerekli gördüklerimi de işte daha sonradan içerisine ekleyeceğim. Bence ihtiyaçlı olan şeyleri koydum ama eksik bir şeyim varsa muhakkak sizler de aşağıya belirtirseniz, ben de belki aklıma gelmemiş olabilir, sizlerin yorumlarıyla tecrübeli kişilerden öğrenmiş olurum. Çünkü bu konuda bana gerçekten çok yardımcı oldunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi ben baktım Instagram'da, web sitelerinde, işte videolarda, yani bazıları bu doğum olayını o kadar abartıyor ki böyle valizlerce gidiliyor. İşte sanki doğuma değil de tatile mi falan gidiyorlar diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü yani normal doğum bir gün, sezaryen doğum 2 gün falan sürüyor. Hani o yüzden de böyle çok fazla aşırı şey almanın, çok fazla abartmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ben zaten her şeyde böyle düşünüyorum. Yakından takip edenler bilirler. Yani şöyle bir küçük valiz kızımıza, böyle de bir valiz bana. Yani iki ayrı valiz hazırladım. El valizi tercih ettim. Sizler kabin boy valiz de kullanabilirsiniz. Ama ben niye böyle tercih ettim? Bunu yıkayabilirim. Makineye hemen atabilirim. Valizde işte makineye atma şeyi yok. Hastane, şimdi biliyorsunuz hastanelerde de daha da sıkı önlemler alınıyor. Ama yine de hani içim rahat etmez. Bunları gelir gelmez direkt makineye atarım düşüncesiyle minik el valizlerinden kullandım. Şimdi hemen göstereyim sizlere. Hepsini böyle şeffaf poşetlere koydum. Neden böyle poşetlere koydum? Çünkü alacak kişinin rahat bulabilmesi adına. Mesela bu buzdolabı poşeti. Şöyle buzdolabı poşetine yerleştirdim. Bu bir adet beşli takım doğum için. Bu da şöyle bir elimde vardı, kıyafet şeyiydi. Burada da iki takım, yine beşli takım var. Yani şu bir tanesi beşli takım, bir tanesi de doğum seti. Şimdi ben doğum setini ilk başta kullanmayı düşünüyordum ama çoğu arkadaş bana dedi ki Selma sakın o güzel işte doğum takımını kullanma ilk başta. Çünkü ilk başta hani kirlilik falan olabiliyor. Normal bir takım koy. Hastaneden çıkarken ya da daha sonrasında güzel doğum çıkışını kullanırsın diye düşündü diye söylediler. Ben de düşündüm, gerçekten çok şey, yani bana mantıklı geldi. O yüzden ilk başta bunu verebilirim arkadaşlar. Ya bu da çok güzel ama hastane çıkışı çok çok daha güzel. O yüzden şöyle, yani 3 takım aldım. Ya umarım yeter, 3 tane doğum seti aldım. Yani umarım 3 tane yeterlidir diye düşünüyorum. Yani yetmez diyorsanız bir tane daha koysam mı diye düşünüyorum ama 3 tane takımın gayet yetebileceğini de düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda. Şimdi bir de tabii onun şöyle bir şeyi var, battaniyesi. Onu bunu ayrı bir şekilde koydum. Yine doğum setinin şöyle battaniyesi. Bunu bebek alışverişi videosunda göstermiştim. Evet, hemen katlayayım. Şimdi çantanın içerisinden çıkartıyorum yavaş yavaş neler koyduğuma. Yani atlet çok ihtiyaç olacağını düşünmüyorum ama ne olur ne olmaz atlet. Yani şunu da aldım, hiçbir işe yarayacağını da düşünmüyorum. Çünkü eşime söyledim, eşim diyor ki şey diyor ya, kussun diyor, ne olacak diyor, yeter ki kussun şey olsun diye. Bir şey olmaz diyor. Mesela şöyle omuzluk, hani kusarsa falan üstüne gelir diye, ama hastanede çok kullanacağını düşünmüyorum. Yine de ekledim. Bir de 2 tane de eldiven ekledim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Ha, bunları da yine aynı şekilde şeffaf buzdolabı poşetlerine yerleştirdim. Neden? Çünkü rahat bir şekilde hani alan kişinin görmesi açısından bence iyi şeffaf poşetler. Böyle.
hemen şöyle bir şifon yüz örtüsü şu şekilde göstereyim. Hani çıkarken yüzünü örteriz diye. Şöyle mendili kaç tane almışım? 1 2 3 4 tane. Evet, tam olarak 4 tane almışım ama doğum setinde de var mendil. Aynı zamanda çorap. Bir tane daha battaniye aldım. Mevsimlik battaniye zaten. Hani ne olur ne olmaz battaniye bulunsun. Şeyin hani ince bir şey var ama hani çıkarken falan yine de hastaneden çıkarken lazım olur diye böyle bir tane battaniye. Ve şöyle hani oraya alt açma örtüsü getirmektense muşamba deriz, bilmiyorum siz ne diyorsunuz bunlara. Hani bebek işte altına kaçırdığında falan bunlar serilir. Böyle pembiş pembiş şu şekilde bir adet de hani muşamba. Hani bunu yıkayabilirim, şey yapabilirim, alt açma örtüsünü orada ziyan etmeyeyim diye bu şekilde düşündüm. Gelelim bu kısma. Bir adet ıslak mendil. Hemen yan gözünü açıyorum el valizinin. Şöyle pişik kremi. 2 tane. Bakın şu şekilde keselere de koyabilirsiniz. Yani bende çok fazla olmadığı için kese. Sadece bunda kullandım ama bir sürü tuhafiyelerde falan da satılıyor kese. Ben hani evde buzdolabı poşeti olduğu için ve çok kullanışlı gördüğüm için kullandım. Çünkü hiçbir şekilde hava almıyor. Yaklaşık 25 tane de bez koydum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şöyle minik bir şişe aldım. Yine ne olur ne olmaz. Bakın emziği de vardı. Çantaya koymayı unuttum. Emzik de yine bence çok gerekli görünmez ama çoğu şeyde de görüyorum yani emzik konuluyor. O yüzden emzik de bir tane koyarım. Bilmiyorum sizler sizce emzik koyayım mı yani kullanışlı mı? Aşağı yorum bırakırsanız sevinirim. Evet, aklıma gelen bir de pamuk. Evde pamuk yok. Yani makyaj temizleme pedi var ama pamuk yok. Pamuk da alıp ekleyeceğim inşallah. Evet, hemen şimdilik şöyle koyayım buraya. Şu anda bebeğimizin eksik olarak neyi var diye sorarsanız puseti. Pusetini biz almadık arkadaşlar. Çünkü eşimin iş yerinde doğum hediyesi olarak puset hediye ediyorlar. O yüzden biz de puset almadık. Bakalım yani gelmezse hediye olarak alacağız mecbur ama hani hediye gelirse iki tane puseti ne yapacağız diye puset almadık. Yani ben şu anda eksik gözüyle puset ve pamuk olarak görüyorum. Ama bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Şunu da mutlaka koy. Gerçekten çok şey olacak, işine yarayacak dediğiniz varsa onları da beklerim. Şimdi gelelim benim şeyime, el valizime. Yani benim el valizimde de çok bir şey yok. Şöyle loğusa tacım. Şu şekilde. Yine kızımızın tacı. Hani taçlar bir yerde bulunsun istedim. Şöyle işte pet tarzı şeyler. Burada lohusa takımım. Başka bir altında yedek iç çamaşırı ve yedek pijama takımlarım. Hemen bunun içinde ne vardı gerçekten hatırlamıyorum. Ha, hatırladım. Göz petleri şöyle açıp koydum hani hepsini yanıma almayayım diye. Birkaç tane göz pedi. Hastaneden terlik veriyorlar. O güzelim canım ve olsa terliklerimi hastanede ziyan etmek istemiyorum. O yüzden uygun fiyatta aldığım şöyle bir terlik. Hani ne olur ne olmaz bulunsun diye. Gerçi 2 gündür bende hiç bu zamana kadar şişme olmuyordu. Yani elim ayağımda hiçbir şey yoktu. Ondan sonra inanın son 2 gündür elim ayağımda dehşet derecede bir şişme oluştu. Yani yüzüm çıkmıyor.
Tek taşım, beş taşım asla zaten girmiyor parmağıma. Yani son sıcaklara bağlıyorum çünkü herhangi bir ekstra bir şey yok. Şu terlik de şimdi bana olur mu diye düşünüyorum. Ayaklarım davul gibi oldu. Hemen şurada da bir kutum var. Bakalım bunun içerisine. Ha. Bunun içerisinde de şöyle işte hepiniz dediniz muhakkak kalın çorap al, işte patik al dediniz. Ben de şöyle kalın kalın çoraplar aldım. Patik aldım. Yani patik de şey çok güzel almadım. Böyle günlük giydiğim patikleri aldım. Ya zaten hastaneye kimse gelemiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz malum durumlardan dolayı. Yani ben de şimdi hastanelerden biraz tedirginim ne olursa olsun. Hani böyle çok şey de abartmak da istemedim. Normal iki tane patik, üç tane çorap aldım. Bir de şöyle bir şey aldım. Çok önceden almıştım bunu. Nereden almıştım biliyor musunuz? Şeyden, BİM'den. Böyle duruyordu. Hiç bir kere bile kullanmadım. Hatta bu da üstündedir. Bir sene falan belki oluyordur. Hani ne olur ne olmaz bu da durursun diye ama bunu da kullanacağımı çok sanmıyorum. Benim kendi ihtiyaçlarım da bunlar. Kendi eksik gördüklerim şunlar arkadaşlar. Bir, göğüs kremi. Birçok öneriniz oldu. Muhakkak dinleyeceğim sizi. İkincisi elbise muhakkak daha rahat edersin diyenler falan oldu. Dayanamayacağım galiba bir tane de elbise şeklinde kendime loğusa şeyi alacağım. Yani sadece elbise işte pijama şeklinde olanı alacağım. Başka kendimde eksik olan bir şey yok yani bu kadar. Ve şöyle bir çantayla gideceğim. Loğusa çantası almadım kendime. Aslında baktım ama tam anlamıyla içime sinen böyle çok fonksiyonlu bir çantaya rastlamadım. Hani acelesi de yok. Şu anda bu çantanın içerisi bomboş. İçerisine işte cüzdanımı, makyaj malzememi ekleyeceğim. Onun haricinde de bir şey koymayacağım. Yani çok fazla bir şey aldığımı düşünmüyorum. Abarttığımı düşünmüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Zaten 2 gün ya da işte normal olursa bir günlük bir şey. Hani böyle tatile gidermişçesine abartı işte şeyler yapmayı düşünmedim. Bu şekilde benim düzenim, çantam. 2 tane ayrı çanta kullanmayı tercih ettim. Neden diye sorarsanız hani alan rahat etsin. O çanta kızın, bu çanta annenin diye onu düşündüm. Yani onun haricinde yani başka yere kendime işte çamaşırları koydum, pijama takımları koydum. Bir loğusa takımı, 2 tane pijama takımı, bir tane koyacaktım. Siz dediniz ki 2 tane koy. Ne olur ne olmaz. 2 tane koydum. Yani onun haricinde bir şey bilmiyorum, eksik olduğunu düşünmüyorum. Kendine yelek al dediniz. Kendime yelek almadım çünkü loğusa takımının zaten hırkası var. Hırka da güzel hani sıcak tutar diye düşünüyorum. Havalar da çok sıcak. Hani hırkanın yeterli olabileceğini düşündüğüm için kendime yelek eklemedim. Çok kişi demişti çünkü yelek ekle. Kızımıza da yeterli diye düşünüyorum. İnşallah böyle yani benim şeyimi beğenmişsinizdir çantamı. Dediğim gibi eksik varsa muhakkak aşağı yorum bırakırsanız çok sevinirim. Benim işte dediğim gibi puset, biberon koysam mı koymasam mı? Aklımda ama yine de koyayım yani sizler de yazın işe yarar mı? Bir de mesela bir kere denk geldim emmeyen çocuk için şekerli su yapıp veriyorlar. Muhakkak hani onu da son şeylerde koyarım şekerli su yapıp işte çocuğa veriyorlar. Başka da bir şey yok diye düşünüyorum. Makyaj malzemesini de muhakkak hazır edeceğim yani fotoğraf falan çekinmek için. Ha şey de sorabilirsiniz hediyelik olayını. Arkadaşlar zaten yasak. Yani kimsenin gelmesi yasak. Yani en yakınınız da olsa hastaneye gelemiyor. O yüzden de hediyeliğe yani gerek yok. Yani o kadar güzel planlar yapıyordum ki Eminönü'nden işte bir şeyler alıp Eminönü çünkü bu işin yani ustası kına gecelerinin, düğünlerin, işte doğumların vazgeçilmez süs yerleri ama şu anda hani alan arkadaşım var. Şey diyor hani hiçbirini kullanamadım diyor işte yani eve de kimseye biliyorsunuz gelemiyor. O yüzden hediyelikler iptal. Ha bir eksik
Kapı süsü. Kapı süsünü sipariş verdim. Onu da unutur memoli. O yüzden bunların üstüne koyacağım muhakkak. Biraz da süslü. Şimdi bagajın arkasına koyarsak üstüne bir şey gelirse. O yüzden hemen bunların üstüne kapı süsünü de ekleyeceğim. Onun haricinde de bir şey yok diye düşünüyorum. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Kanalıma abone olup, videomu beğenip beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Günlük paylaşımlarım için Instagram adresim Selma'nın huzurlu evi aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum. Oradan günlük paylaşımlarımı direkt tıklayıp beni takip edebilirsiniz. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.